Hasan Hocam, tüp mide ameliyatlarına yoğun bir ilgi vardı. Evet. Peki, tüp mide ameliyatı nedir? Şimdi tüp mide ameliyatı dünyada ilk defa 2002 yılında Doktor Gangner Amerika'da bir morbid obez bir hastaya, ileri derecede morbid obez bir hastaya bir gastrik bypass ameliyatı planlıyor. Gastrik bypass ameliyatı tabii bunlar altın standart ama komplikasyonları fazla olan bir ameliyat. Çünkü anastomoz yapıyorsunuz, ince bağırsağı kısaltmış oluyorsunuz. Bu hastaya ilk önce bu tüp mide ameliyatını düşünmüş, uygulamış. Sleeve gastrectomy dediğimiz ameliyatı. Mideyi yemek borusunun tam mideye buluştuğu noktada aşağı antrum kısmına kadar boylamasına genişleyebilen kısmını çıkarmış. Bir bakmış ki bu hasta çok hızlı kilo vermiş. Ve gerçekten de hedeflenen ameliyata gerek kalmamış. Öyle olunca bu 1-2-3 derken uygulamaya girmiş. Komplikasyonların da daha az olması, daha kontrollü kilo vermeyi sağlaması ve etkilerinin çok uzun vadede hiçbir zaman böyle aşırı geri kilo almamayı sağladığı için bu artık zayıflama ameliyatlarında bir altın standart diyoruz. Yani bir örnek ameliyat olmuş ve bu herkes tarafından kullanılır hale gelmiş. Biz de son 10 yıldır bu ameliyatı yapıyoruz. Yaptığımız her ameliyatta hastalarımızın öncesini sonrasını kontrol ediyoruz. Bakıyoruz gerçekten başarılar çok yüksek. Başarı oranı %100. %100. %100. Çok kilo veriyorlar. İstenen hedefte kilo veriyorlar. Ve hepsi de çok mutlu, sağlıklı. Şeker hastası olanlar insülini bırakıyor. Çünkü tüp mide ameliyatının şöyle bir özelliği daha var. %70-80'e varan oranda kilolar gittikten sonra şeker hastalıklarından kurtuluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şeker ameliyatı var ayrıca yaptığımız ama sırf tüp mide ile bile %80'e yakın şeker hastalığı düzeliyor. Yani iki sorun birden çözümler. Çözülmüş oluyor. Tansiyonları düzeliyor kilo verdikçe. Bu işlem özel stapler dediğimiz cihazlarla yapıyoruz. Zaten biraz da maliyetli olmasının nedeni bu. Tek sefer kullanımlık, kapalı yöntemle ameliyatı yapıyoruz. Ve bu endostaplerler mideyi hem iki taraflı olarak üçer sıra zımba atıyor, dikiyor, ortasından kesiyor. Sonra siz bir kartuş daha değiştirip tekrar yapıyorsunuz ve boylanmasına midenin o genişleyen kısmını çıkarıyorsunuz. Bir de burada şöyle bir avantaj var. Mide botoksunu anlatırken demiştim ya, fundus kısmından gerilim hormonu salgılanıyor. Biz oraya da botoks yapıyoruz, hormon seviyesi düşüyor. Bu ameliyatta ise o bölgeyi zaten çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla gerilim hormonu ince bağırsaktan falan da salgılanıyor ama esas salgılanan yeri mide fundusu. Dolayısıyla %80'e yakın o açlık hormonu düşüyor. Yani iki tane köfte yiyor hastalarımız. Hani sanırsınız böyle Tekirdağ köftecisinde kendilerine ziyafet çekmişler gibi doygunluk oluyor. Öyle olunca da çok rahat, güzel, direkt yağdan uygun kilolara düşüyorlar tabii ki. Olumlu sonuçların aldı. %100 alınan sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Tabii. Burada hastaların psikolojikmen kendilerini de iyi hissetmelerine tabii. De etken kilo verme. Şimdi bazen hastalarımız geliyor. Uzun bir zaman geçmiş oluyor. Mesela bir yıl sonra. Ben tanıyamıyorum. O kadar değişmiş oluyor ki. İşte Instagram'ı ya da şeyden işte hocam bu benim diye gösteriyor bana. Aa diyorum sen misin? İnanın ki tanıyamıyoruz. Bunlar tabii güzellik anlamında konuşmamak lazım bunu. Bu bir ameliyat ve sağlık için yapılan bir ameliyat. Evet, bunlar ama çok önemli. Güzel bir konuya temas ettiniz. İşte şeker hastalığını da, tansiyon hastalığını tabii, da tabii. Ve kendisini iyi hissetmesi, psikolojikmen kişinin iyi hissetmesi birçok hastalığın doğmasını da engelliyor, önlüyor. Çok masraflı bir ameliyat ama. Çünkü gardırobu değiştirmek gerekiyor. Gardıroplar değişir hocam. Kadınlarımız kendilerini sever. Tabii bu sadece kadınlarımıza yönelik bir ameliyat değil. Erkekler tabii, de fazlasıyla tercih ediyorlar bu tüp mide ameliyatımızı. Evet. Kadın erkek arasında farklılıklar da oluşuyor mu kilo kaybı? Yok. Ha yok. Aynı. Aynı oranlar aynı. Ama yani teknik olarak ya da
diğer hazırlanma yöntem falan hiçbir şey değişmiyor. Evet, çünkü mide ameliyatında da yaş faktörü yok. Yok tabii ki. Onda da mesela 60 yaşına kadar. Yani 60'ın üstünü pek yapmak istemiyoruz. Yani yandaş hastalıkları, yara iyileşmesi vesaire onlarda problem olduğu için 60 yaşına kadar rahatlıkla yapıyoruz. Tüp mide ameliyatında sonradan kilo alma riskiyle karşılaşabiliyor mu hastalığınız? Kaybettiği kiloların ikinci yıl, hedefimiz hep ikinci yıldır. İkinci yıl sonunda kaybettiği kiloların en fazla %5'ini alabilir. Bu ölçülmüş, istatistiği yapılmış. Yani diyelim ki hastamız 150 kilo. Olması gerekli kilo 70 kilo. 80 kilosu fazlası var. 80 kilo gitti diyelim ki. Bıraktı kendini, artık yemeye başladı diyelim ki. %5'ini alabilir. 80 kilonun %5'i 4 kilo yapar. Yani aynı fazla 4 kilo alabilir. 80 kilo kaybetmiş birisi. Fazlasını almaz diyorsunuz. Almaz. Evet. O tüp mide ameliyatı için geçerli olan tabii, bir kural. Tabii. Bunu botoks için ve tüp balonu için, mide balonu için konuşamayız. Onun için öyle bir kaide veya bir araştırma yok. Onlar devamlı, düzenli olarak kendilerini kontrol etmek zorundalar, diyetlerine uymak zorundalar. Hasan Hocam, buradan şu sonuç çıkıyor. Tüp mide ameliyatı kesin sonuç. Kesin sonuç, altın standart. Evet, altın standartında bir sonuç alıyorsunuz. Çünkü kilolar fazlasıyla veriliyor ve sadece %5 oranında, o da yine hastayla, kişiyle, kendisiyle ilgili. Şimdi orada kısıtlayıcı bir, yine küçük hacimlerde yüksek kalorili yememesi gerekiyor ama zaten mide hacmi ileri derecede azaldığı için, az yiyerek de doydukları için zaten tekrar böyle aşırı kilo alma görmüyoruz. %5 en fazla. Yan etkileri var mıdır? Yok. Yan etkileri yok. Ameliyatta ki komplikasyonlar var. Ameliyat sonrası komplikasyonları var. Bunlar da çok nadir görülen şeyler. Bir dikiş hattından kaçaklar olabiliyor. O kaçakların da tedavisi o kaçan sıvıyı batın dışına bir direnle almaktır. Zaten biz ameliyatta direnimizi koyuyoruz. O önlem almış oluyoruz. Onun dışında ameliyat sırasında kanamalar olabilir. Onlar özel cihazlarla durduruluyor. Bunlara da çok sık rastlamıyoruz. Esas burada kullanılan endostepler dediğimiz o cihalar çok önemli. Onların kaliteli markalardan olması gerekiyor. Çünkü birçok firma var bunları üreten. Biz FDA onaylı, Amerikan malı, firma adı vermeyeyim şimdi. Öyle cihazlar kullanıyoruz. Çünkü burada insan hayatı çok önemli. Aras Hastanesi'nde de tüp mide ameliyatı, mide botoksu, mide balonu gerçekleşiyor. Tabii. Hastalarımızın da tercih ettiği bir yöntem. Evet. En çok da mide. Mide botoksumuz çok. Evet. Ardından da mide tüp mide ameliyatlarımız çok. Uygun hastalara da mide balonumuz var. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak ekranların başındaki kanal 108 izleyenlerimize, tabii mide botoksu önemli, mide balonu da önemli ama en önemlisi burada hastalarımızın tercih ettiği tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatı. Çünkü altın sonuç dedi. Evet. Altın standart. Uygun seçilmiş hastalara, evet. Body mass endeksi 35'in üstündeki hastalara güvenle yapılabilecek bir ameliyat. Yani çok çekinmesinler, kilodan dolayı gelecek hastalıklarını düşünsünler. Evet. Onlar daha riskli şeyler. Öneriyorum. Uygun seçilmiş hastalar dediniz ya. Body mass endeksi 35'in üstünde olacak. Evet. Uzun süre diyet yapmış ama bir türlü başarılı olamamış olacak. İşte balondur ya da botokstur, onları da denemiş olup yine başarısız olacak. Ve bu işi gerçekten isteyecek. Ve savaşmak için diyabet şeyle, şişmanlığıyla birlikte olacağımız hastaları seçiyoruz. Evet, onlar zaten obezite grubuna giriyor. Evet, evet. Obezite grubundaki hastalarımıza da tüp mide ameliyatı Avrasya Hastanesi'nde yapılıyor, evet. Ve sonuçlar %100 alınıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi yayınlar tekrar. Çok sağ olun. Sağ olun.